Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Açık ve Net'te bir bölümde daha beraberiz. Bugün farklı bir Açık ve Net yapıyoruz. Biliyorsunuz yerel seçimleri artık geri sayım başladı. İstanbul'un 3 önemli, 3 büyük ilçesinin 3 farklı adayıyla bu akşam konuşuyor olacağız. Kimler konuklarım? Öncelikle birinci blokta İstanbul Beşiktaş MHP, daha doğrusu Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper olacak. Arkasından İstanbul Fatih AK Parti adayı Ergün Turan. Son dilimde de CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı bizlerle birlikte olacak. Önce Serkan Bey'le başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya Hanım. Teşekkür ediyorum. Serkan Bey, biraz esprili bir soruyla başlayayım. Sizin biyografinize baktığımızda ünlülerin avukatı yazıyor. Kimler, kimlerin avukatlığını yaptınız? Bizim tanıdığınız isimler var mı? Ben tabii ki sanat camiasından, spor camiasından birçok isimle avukatlık ilişkisi kurduk. Bunların içinde illa isim vermemiz gerekirse Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Burak Özçivit, Demet Akalın, Gülşen, Aşkın Nur Yengi. Aklıma gelenler bunlar. 60'a yakın önemli sporcu, sanatçıyla iş ilişkisi içinde hukuklarını bize emanet ettiler. Biz de bunu layıkıyla taşımaya çalıştık. Bayağı ünlü isimler var. Onların aralarında sizin için kampanyaya katılan, sizin için Beşiktaş caddelerinde o isteyenler var mı? Ya şimdiye kadar öyle bir talebimiz olmadı. Sadece Bülent Hanım, ben sana güveniyorum. Bunu da çıkar söylerim. Ben güvendim. Beşiktaş'ta Bülent Ersoy sizi destekliyor. Evet, benim evladıma ben güvendim. Beşiktaş'ta güvensin derim dedi. İnşallah da der. Siyasetçiler var mı avukatlığını yaptığınız isimler arasında? Yok, siyasetçiler kendi Milliyetçi Hareket Partisi camiamızdan tanıdık isimlerle. Siyasette sizi aslında vitrinde ilk kez görüyoruz, evet. Ama siyasette yeni değilsiniz. Tabii canım, 17 daha önce yaşında. Ne yapıyordunuz siyasete? Bu kadar renkli isimlerin avukatlığını yaparken niye belediye başkan adayı olmak istediniz? Şimdi tabii ki şöyle, ben 14 yaşından beri Milliyetçi Hareket Partisi Ülke Ocakları'ndan başlayarak bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde dava gönül hizmetinde bulundum. Son olarak da belediye başkan adayı olmadan önce yaklaşık 4 yıl süreyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kültür, Sanat, Spor Komisyon Başkanı'ydım. İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Devamında ben aynı zamanda bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin Beşiktaş üyesiyim. İlçemle alakalı bir sorumluluk almak istedim. Bu sorumluluk Beşiktaş'ta yaşayan biriyim ben. Beşiktaş kötü yönetiliyordu. Bunu da içinde yaşayan biri olarak fazlasıyla hissettik ve Beşiktaş'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak 25 Ekim'de İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettim. 29 Aralık'ta da kıymetli liderimizin takdir teveccühü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilanıyla Cumhur İttifakı adayı olarak adaylık sürecimiz devam etti. Şimdi aslında size soracağım çok temel bir soru var. Yayına girmeden önce de konuştuk biraz. Aslında çok zor bir adaylık. Yani bugün İstanbul'da pek çok aday kıyasıya yarışın içinde ama siz gerçekten bir zora talip olmuşsunuz. Çünkü 2014 yerel seçimlerine baktığımızda da işte son cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere de evet. Baktığımızda MHP'nin Beşiktaş'ta aldığı oy oranı %3. Evet. Karşınızda %70'leri aşan bir CHP var. Peki Serkan Toper nasıl bir sihir, büyü yaratacak, nasıl bir mucize yaratacak ki %3 oy alan MHP'nin oyunu %70'lerin üzerine çıkarsın, CHP'yi yansın bina? 51, %3'ten 51'e çıkardığımızda banko seçimi alıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi değeri, özgür ağırlığı, rakamlarla ölçülmeyecek bir parti. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir seçime özel Beşiktaş'ta aldığı %3 oy oranı Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölgedeki, kentteki ağırlığını yansıtmıyor. O dönem, dönemsel konjektür gereği öyle bir sandık sonucu oluşmuş. Beşiktaş, hiç zor bir bölge değil, çok da keyifli çalışıyoruz. Bizi de çok sıcak karşılıyor bölge. Beşiktaş'a baktığınızda bir araştırma var. Beşiktaş'ta yaşayanların %32'si kendini Atatürkçü olarak tanımlıyor. %32. %29 küsuratları var bunun, kendini milliyetçi olarak tanımlıyor. 16.8 kendini sosyal demokrat olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok rahat şekilde oy alabileceği bir siyasi yapısı var Beşiktaş'ın. Her şeyden önemlisi Beşiktaş siyasi kutuplaşmanın tarafı olmuş. 2014 seçimlerindeki rakamlar Gezi olayları, 17-25 yargı darbesinden akabinde kutuplaşmanın çok sert olduğu bir dönemde hiçbir realitesi olmayan %76'lık bir oy oranı var. Bu seçimlerde saha bambaşka. Çünkü birazdan aktarırım belki. Sorarsanız Beşiktaş çok kötü yönetilmiş. Bakın bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimden ikinci parti çıkması bile zor. Bunu anlayabilmek için sahada olmak lazım. Beşiktaş'ta
5 yıldır belediye hizmeti alamamış. Beşiktaş kötü yönetiliyor demek haksızlık olur. Beşiktaş hiçbir şekilde yönetilememiş. Facia bir durum var. Kaldırım yapamayan, son tahlilde doğru düzgün neredeyse çöp toplayamayacak, hiçbir yönetim anlayışı olmayan bir belediyecilik anlayışıyla sokakta, Dikilitaş'ta, Kuruçeşme'de, Arnavutköy'de insanlar artık sadece belediyecilik istiyor, hizmet istiyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ta CHP'nin bir daha %76 oy alma ihtimali yok. Peki şimdi şunu da sorayım. Şimdi AK Parti ile beraber ortak adaysınız. Evet. AK Parti ile topladığımızda aslında %18'de. %3 demek biraz size haksızlık. Topladığımızda Cumhur İttifakı'nın %18'leri varan oyu var. Ama AK Parti neden MHP'yi desteklemeye, yani kendisinin %16'lara varan oyu varken neden MHP adayıyla Beşiktaş'ta yarışa girmeyi tercih etmiş olabilir? Yani bu nasıl olsa kazanılamayacak, MHP'den aday gösterelim gibi mi düşünmüşlerdir? Yoksa CHP'nin kalesi olan bir Beşiktaş'ta olsa olsa ancak bir MHP adayı bu oyları yükseltebilir mi demişler? Öncelikle her aday seçime %0'la başlar. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni, bu bir yerel seçim. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin de yerelde aday bazlı oy kullanma alışkanlıkları vardır. Cumhuriyet Halk Partili seçmen de, AK Partili seçmen de adaylara bakacak. Aday bazlı oy kullanacakları için her aday %0'la seçime başlıyor. Cumhur İttifakı'nda Beşiktaş ilçesinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılması tabii ki genel merkezlerin takdiri. Bu konuda bizim yorum yapmamız çok doğru değil ama şunu görmüş olabilirler. Beşiktaş Milliyetçi Hareket Partisi, Beşiktaş'ta sevilen bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş'ı ve Beşiktaşları seviyor. 40 yaşında genç, dinamik, meslek kariyeri itibariyle inançlı, iş ahlakı yüksek bir adayımız var. Bu kadar da kötü yönetilirken Beşiktaş, Serkan Toper gider Beşiktaş'ı alır ve Beşiktaşlı'ya da hizmet sunar diye düşünmüş olabilirler. Peki siz sahada bunu görüyor musunuz? Yani böyle biz hep CHP'ye veriyoruz diyebilecek bir oy, seçmen kitlesi var. Siz Beşiktaş sokaklarında dolaştığınızda bu seçim MHP'ye oy veririz hem de Cumhur İttifakı'nın adayına oy veririz diyorlar mı sahiden? Bakın ben 25 Ekim'de arkadaşlarla aday adayla müracaatımızı yaptık. Bir çalışma stratejisi belirlerken dedik ki anket yaptıralım. Arkadaşlar anket yaptıralım dedi. Ben dedim doğru, anket gerekli ama dedim anketi kendimiz yapalım. Sahaya inelim. O günden bu yana her gün ortalama 200-300 esnaf, mahalle sakinleri, dernekler, spor kulüpleri hepsini ziyaret ettik. Bunu her yerde anlatıyorum, çok ilginç. Bunu da yalanlayabilecek bizim etrafımızda kimse olamaz. Bu süreçte ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim diyen bir kişi bile görmedik. Böyle Beşiktaş'ta CHP'ye tepki var diyorsunuz. Çok büyük tepki var. Bir kere son 15 yıllık yönetimde ilk 5 yıl İsmail Ünal Başkan, 2 tane kreş, kütüphane vesaire, en azından kötü yönetim diyebileceğimiz bir dönem. Ondan sonraki dönemler Beşiktaş'ta bir yönetim anlayışı bırakılmamış. Hele son 5 yılda Beşiktaşlı'dan yönetilmiyor. Bir yönetim anlayışı yok. Adı sadece yolsuzluklarla alınan, rant ve talanla alınan, en nihayetinde de başkana yolsuzluk soruşturması gerekçe gösterilerek görevden alınmış bir Beşiktaş Belediyesi'nden bahsediyoruz. Ben sokağa çıkıyorum, diyorum ki turizm başkenti Beşiktaş, teknoloji belediyeciliği, yaşlı teyzelerden fırça yiyorum. Bırak diyor, kaldırım yap, kaldırım. 2019'da Türkiye'nin en güzel ilçesinin 15 yılın sonunda geldiği vizyon bu. Dolayısıyla bu 3 aylık süreçte ben CHP'ye oy vereceğim diyen bir kişinin olmaması bir tesadüf değil. Kimsenin oyu, kimsenin iradesi, oyu kimsenin ipotekli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni dahil Beşiktaş'ta kimse gidip tıpış tıpış bir yerlere oy vermek zorunda da değil. Siz Beşiktaş'a hizmet sunmak zorundasınız. Bu hizmeti bir kibirle, nasıl olsa ben burada seçimi yine alırım, bir karşıtlık hikayesinden seçmen gelir, aday bazlı bir tercih kullanmaz, yine bize oy verir kibriyle hareket ettiğinizde işte bunun sahada karşılığı yok. Beşiktaş'ta insanlar çok tepkili. Çok, yine tekrarlıyorum, yarın sandık kurulursa ben %60'la seçim alırım. Yarın sandık kurulursa %60'la seçimi alırım diye çok iddialı Beşiktaş Serkan Toper. Beşiktaş çünkü Serkan Toper'i sevdi. Ben herkesin ayağına gittim, herkesle sohbet ettim. Ötekileştirme kimliğini kullanmadım. Parti siyaseti yapmadım. Çünkü dedim ki ben Beşiktaş'tım. Beşiktaş'ta yaşıyorum. Sizin sorunlarını dinlemeye geldim, sorunlarınızı not aldık, dinlediğimiz sorunlarla ilgili projelerimizi hazırladık ve sadece belediyecilik ve hizmet konusunda Beşiktaş'ın oyunu istiyorum. Karşıtlık hikayem yok, İtalya'da olma hikayem yok. Ne diyorum? Geldim, sizleri dinledim. Beşiktaş'ın sıcakkanlı, güler yüzü olarak da insanları dinledik. İnsanlar dokunulduğunda sizi anlayabiliyor. Beşiktaş insanı sevgi dolu. Sahada hiçbir tepkiyle karşılaşmadık. Şimdi ilginç bir seçim sloganınız var. İtiraz et Beşiktaş diyorsunuz. Evet.
bana hemen Beşiktaş'la sembolleşen çarşı her şeye karşı sloganını hatırlattı. Ondan etkilendiniz mi bilmiyorum ama biraz kulağa muhalif gelen bir söylem. Evet. CHP'ye hep oy veren Beşiktaş'ta biz ancak muhalif bir söylemle mi kazanırız diye düşündüm. Hayır, aslında şu vardı, ben bir hukukçuyum. Avukatlar haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı itiraz ederler. Ben de Beşiktaş'ta yaşayan biri olarak emlak vergileri sürecinden başlayarak ve Beşiktaş Belediyesi'nin önünde hiçbir zaman işçiler eksik olmadı. Sürekli grevler. Beşiktaş Belediyesi insanın derdiyle dertlenemedi. O kibir sahipleri maalesef Beşiktaşlı'nın kaleler kurdular. Bir belediye başkanı düşünün ki vatandaş zaten ulaşamıyor. Muhtarlar ulaşamıyor. Geçen hafta bir belediye meclis üyesiyle sohbet ettim. Diyor ki belediye başkanının kapısında 3 tane, odasının önünde 3 tane kapı var, biz de ulaşamıyorduk. Ya Beşiktaş'ta gelinen nokta bu. Dolayısıyla ceketimi alsam kazanırım diyenlere itiraz et Beşiktaş dedim. Beşiktaş bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor çünkü. Peki o CHP seçmeninin nasıl gönlünü kazanacaksınız? İşte gönül köprüsü kurmak bu sezon aslında bu seçimde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kısmen sloganı. Siz de gönül köprüleri kuracağım dediniz hep bugüne kadar. Ne yapacaksınız da CHP seçmeni ikna edeceksiniz? Kendimizi anlatacağız. Benim adaylık sonrası ilk tweetim, kaleleri fethetmeye gelmiyorum, gönül köprüleri kurmaya geliyorum dedim. Beşiktaş'ta bir sevgi dilinin hakim olması gerek. Ben Beşiktaş'taki Halk Partisi kültürüyle savaşmaya gelmiyorum. Bu kültürle savaşarak Beşiktaş'ın belediye başkanı olunmaz. Dolayısıyla ben insanlara gittim, hiç kimseye dinini, ırkını, mezhebini sormadım sohbet açılmadıkça. Ben 31 Mart itibariyle Beşiktaş'ın belediye başkanı Serkan Toper olmaya geliyorum. İçinizden biriyim. Sorunlarınızı biliyorum. Sorumluluk aldım. İşte biraz önce sordunuz, keyfin yerinde. Sanatçılar, sporcular, avukatsın, niye bu işe girdin diye. İşte ben Beşiktaş'ın bir sorumluluk almam gerekiyordu. Ben idealist bir adamım. Mensup olduğum parti, idealleri olan bir parti. Bu noktada Beşiktaşlı'ya çıktım, gittim hepsini anlattım. Dedim ki bırakalım dedim. Beşiktaş bu kutuplaşma dilini hak etmiyor. Bu nefret dilini hak etmiyor. Bunu Beşiktaş'ı karşılık hikayesinden birileri rant ve talan sistemini belediyeye yerleştirmişler. Bakınız Mart'ın sonu bahar diye rakibimiz slogan belirledi. Slogan değişti. 15 yıldır sanki Beşiktaş Belediyesi'ni ben yönetiyormuşum gibi. Devam ettiler. Beşiktaş'ın rızası yokla devam etti. Ona geçtiler. Dedi ki Beşiktaş'ın bu sefer rant ve talan sistemine rızası yok dedik. Sonra en kolay yönteme geçtiler. Beşiktaş'a sahip çık. Yine karşılık, yine kutuplaşma, yine nefret diline bir atıf. Biz de buna karşın diyoruz ki evet, 15 yıldır Beşiktaş'ın derdiyle dertlenmeyenlere, dayatma adaylara, ithal adaylara rağmen biz Beşiktaş'a sahip çıkacağız. Çünkü biz Beşiktaşlıyız. Programın başında da söyledim, biraz işiniz zor oy oranları geçmişe baktığımızda. Peki ya kazanamazsanız? Moraliniz bozulur mu? Bu anlamda nasıl bir mizacı vardır Serkan Toprak? Hayır, ben Beşiktaşlı'nın iradesine çok güveniyorum. Beşiktaşlı başka bir adayı tercih ederse ben 1 Nisan'da yine Beşiktaşlı olacağım. Gidecek başka yerim yok. Projeleri konuşalım. Evet. Neler vaat ediyorsunuz? Seçilirseniz ne yapacaksınız? Beşiktaş'ın inanılmaz derecede birikmiş problemleri var. Temel belediyecilik hizmetleri daha yapılamaz halde. Yaklaşık 700 milyon TL'ye yakın borç var. Biz bunu da sorduk. Dedik ki 700 milyon TL borç var. Karşılığında ne var? Etüt, öğrenci kenti diyoruz. Etüt yok. Kütüphane merkezleri yok. Kadın kenti diyoruz. Doğru düzgün kreş yok. Devam ediyoruz. Her evde evcil hayvan var ama şey yok. Hayvan oteli yok. Hayvan hastanesi yok. 7/24 açık bir sağlık polikliniği yok. Yok da yok. Yani Beşiktaş'ta var diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ona rağmen 700 milyon TL borç var. Yani burada Beşiktaş'taki hikaye bir yolsuzluk hikayesinin de ötesinde bir hikaye. Buna karşın gelir gelmez ne diyoruz? Öncelikle bu kötü yönetim anlayışına son verip Beşiktaş Belediyesi'nin bir yönetim anlayışını ortaya koymamız gerekiyor. Liyakatlı kadrolarla, partizanlık yapmadan Beşiktaş'ın öncelikle borçları ödenip sonra da temel belediyecilik hizmetlerinin karşılanması. Yani kaldırım yapan, insanına giden, insanın rahatça ulaşabildiği bir başkan ve belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. İstihdam projelerim var. Bunlar çok önemli. Beşiktaş genç nüfusun çok yoğun olduğu bir kent. Kolektif ofisler açacağız. Bugün en basit avukatlık mesleğinden örnek vereyim. Beşiktaş'ta ofis açmak isteyen Beşiktaşlı bir avukat, genç bir çocuk. 3000 lira kira, 3000 lira yakın sekreter maliyeti, elektrik, su, 7000 lira yakın bir ofis maliyeti var. Asgari. Doğru. Bunu karşılaması mümkün mü? Hayır. O yüzden iş hayatına atılmakta geç kalıyorlar. Peki aynen, ne yapacaksınız öyle onlarla? Bununla dedik ki kolektif ofisler projesi. Şuradan da kameraya gösterebilirim. Doğru mu?
Evet. Kolektif ofisler. Bunun amacı ne? Kolektif ofisler projesinin amacı biraz önce izah ettiğim gibi yeni iş hayatına girecek gençlerin ofis, sekreter gibi yüklü masraflardan kurtararak cesaretlendirmek, belediyenin açacağı dönüşümlü ortak kullanım ofislerle gençler orada ofis ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve de iş hayatına cesurca bir giriş yapma imkanına sahip olacaklar. Bu önemli bir proje. Bu proje sahada, dedim biraz önce bahsettim, 30 bine yakın insan dinledik. Ondan fazla dillendirilen her konu bizim için artık bir toplumsal sorun ve talep haline gelmiştir. Onları dikkate alarak biz bu projeleri hazırladık. Gençlerin istihdamla alakalı talepleri çok fazlaydı. Dolayısıyla ben de genç avukatlarla çok içli dışlı biri olarak, avukat camiası dahi bu sıkıntıları çekiyor ise başka mesleklerde gençlerimizin ofis hayalleri için belediyelerin böyle bir konuya önce olması gerektiğini düşündüm. İnşallah tüm belediyelerde de bu ihtiyaç karşılanır. Başka var mı iddialı, şöyle CHP seçmeninin size yüzünü size çevirecek projeler var mı? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve Beşiktaşlı bize yüzünü çevirdi zaten. Dikkatle bizi takip ediyor. Bana sordular, itiraz ettik başkan. Tamam, Beşiktaş'ta en iyi slogan buydu. Rant var, talan var, kibir var. Biz bunları itiraz edelim. Kimse bizi tıpış tıpış oy vermeye mahkum etmesin. Okey. İtiraz yaptık. Peki sen ne yapacaksın diye sordular. İşte o noktada dedik ki evet, projelerimizi bekleyin. Sahada birçoğunu anlattık. Geldik dedik ki Beşiktaş'ta sahil çiftçi. Akşam kapalı. Devlet hastanesi yok. Ben başkan olursam Beşiktaş'a bir devlet hastanesi kazandırmak için ilgili birimlerin tamamıyla görüşmeler yürüteceğim. Beşiktaş'a bir devlet hastanesi kazandırmak için bir belediye başkanının ne gibi sorumluluğu varsa onu yerine getireceğim. Ama bu bizim elimizde olmadığı için ne diyoruz? 7/24 hizmet gösteren bir sağlık polikliniğine Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Biz bunu, Beşiktaş'ta yaşayan insanların hepsi zengin değil. Beşiktaş'ta beyaz yakalılar var, emekliler var, öğrenciler var. Herkesin özel hastaneye gidip yüksek miktarlı tedavi masraflarını karşılayacak durumu yok. Gece hastası olduğunda en yakın devlet hastanesi Ok Meydanı'nda. Bu Beşiktaş'a yakışan bir görüntü değil maalesef. Belediyenin 7/24 açık sağlık poliklinikleri sahada en çok talep gören 3-4 konudan biriydi. Dolayısıyla biz de sadece bütün projelerimizi ihtiyaca göre belirledik. İhtiyaç olmayan bir konuda sadece popülizm olsun diye konuşmalar yapmak, zaten Beşiktaş'ta sahada da bunların karşılığı yok. Sağlık polikliniği, bir de terapi merkezleri. Bunu biz düşündük. Kent hayatı yorucu. Şöyle yine gösterebiliriz herhalde. Kent hayatı çok yorucu. İnsanlar ağır stres altında. Ama Beşiktaş'ta insanların gidip hem psikolojik destek alabileceği, hobi alanlarında insanlarla kaynaşabileceği, saunasına girip dinlenme odalarında günün stresini atabileceği bir alan yoktu. Beşiktaş'a bu terapi merkezlerini acilen kazandıracağız. Bu önemli konsept projelerden biridir. Bir de Beşiktaş ne diyoruz? Beşiktaş deyince aklına ne gelir? Beşiktaş deyince aklına en çok Mustafa Kemal gelir. Mustafa Kemal Beşiktaş'ta özdeşleşmiştir. Akaretler'de bir Atatürk evimiz var. Ama biz dedik ki Beşiktaş'a, bunu Sayın Binali Yıldırım başkanımıza da aktardık. İnşallah Binali Bey de bunu projeler arasına koydular. Çok da mutlu olduk bundan dolayı. Diyoruz ki Atatürk Evi ve Kültür Merkezi projesi. Bu Beşiktaş'ın ikonik projesi. Beşiktaş deyince akla gelecek eserlerden biri olacak. Ne diyoruz burada? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev model alınarak Atatürk Evi ve Kültür Müzesi yapacağız. Burada bir soru sorayım. Evet. Yakanızda Atatürk rozetini görüyorum. Evet. Programa girmeden önce bana da hediye ettiniz. Ve söylemlerinizde diyorsunuz ki gerçek Atatürkçüler bana oy verecek. Evet. Kim bu gerçek Atatürkçüler? Gerçek olmayanlar kim? Şimdi şöyle, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Serkan Toper. Sağda insanlara diyorum ki, bizim zaten diyorum Atatürkçülüğümüzü ispat etmek gibi derdimiz olamaz. Bizler Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sadakatle bağlı Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Türk milliyetçileriyiz. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece bir siyasi malzeme haline getirmiş, bir siyasi figür haline getirmiş. Ama ruhen ve kalben Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamamış, özümsememiş yönetim anlayışları var Türkiye'de. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi bugün yanlış yönetiliyor. Bunu kastediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü vatansever seçmeni buna tepki veriyor. Atatürk anti-emperyalist olmaktır. Atatürkçülük milli bir duruştur. Atatürkçülük teslimiyet tanımamaktır. Atatürkçülük Anadolu'da Türk'ün bitmez sönmez bağımsızlık ateşidir. Dolayısıyla milli olmadan Atatürkçü olunmaz.
İttifakın üçüncü saç ayağını ben Beşiktaş'ta. Listemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli isimleri var. Hala Halk Partililer, hiçbir Halk Partisi'nden istifa etmedi. Ama dediler ki Beşiktaşlı kimliği noktasında, Beşiktaş'ın biriken sorunları noktasında bu kibirli anlayışa karşı bu gerçek Atatürkçü, vatansever, milli insanlar benim listelerimde yer aldılar. Ve Beşiktaş'ta ittifakın üçüncü saç ayağını oluşturdular. Yani CHP'den de size destek verenler var diyorsunuz. Meclis listemdeler. Belediye meclis listemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli isimleri var. Dolayısıyla biz Beşiktaş'ın ortak akıl listesi dedik. Partizanlık yapmayacağız, ötekileştirme yapmayacağız. Beşiktaş'ın bir ortak akla ihtiyacı var dediğimizde bunu da meclis listemize yansıttık. Bu isimler CHP üyesi hala aktif olarak tabii, değil mi? İstifa evet, etmiş tabii. İsimler değil. Aynen öyle. Ama siz meclis üyeliklerine aday gösterdiniz. Peki şimdi çarşıyı konuşalım. Size tabii. Demiştim siz sloganda çarşı her şeye karşı sloganından mı itiraz et sloganını buldunuz? Peki çarşı size karşı mı? Siz çarşıya karşı mısınız? Nasıl bir ilişkiniz çarşı var? Çarşı hiç bize karşı değil. Aramız çok iyi. Ayhan Başkan, benim kıymetli hemşerim Kemal Başkan, Abdullah Başkan, bizim sevgili abimiz Yılmaz abi. Sürekli diyalogdayız, telefonla konuşuyoruz. Çarşı Beşiktaş için büyük bir değer. Dünyanın efsane taraftar gruplarından biri. Çarşı geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı da sevgiyle karşıladı. Şurada şu husus var. Çarşı hangi siyasi gelirse gelsin nezaket içinde ağırlar ve gönderir. Bunun çok bir polemik konusu yapılacak durumu yok. Çarşıda esas olan nezakettir. Beşiktaş kimliğidir, Beşiktaş'ın menfaatleridir. Siyasi nezaket içinde CHP'nin, İYİ Parti'nin, beni, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının hepsini ağırladılar. Nazikçe dinlediler. Misafirperverce de uğurladılar. Peki siz Beşiktaşlı mısınız? Maçlara gider misiniz? Geçen hafta maçtaydık. İlk yarı 3-0'dı. Rehavete kapıldık herhalde. Programlar için maçtan ayrıldık. Eve geldik. 3-3 olmuş maç. Çok üzüldük. Beşiktaş'a hizmet için yola çıkmış herkes Beşiktaşlıdır. Eskiden beri Beşiktaşlı mısınız? Eskiden beri Beşiktaş. Peki sorunları ne? Şimdi Beşiktaş için bir takım projeleriniz olduğunu açıklıyorsunuz. Ama bir de biliyoruz ki içinde yaşayanların yaşadıkları büyük sorunlar var. Hı-hı. Hemen otopark sorunu mesela evet. Benim aklıma gelenlerden. Size göre Beşiktaş'ın en büyük sorunu ne ve buna ne yapacaksınız? Beşiktaş'ın en büyük sorunu bir kere kötü yönetim anlayışı. Onu söyledik. Beşiktaş bir yönetim stratejisi yok. Beşiktaş Belediyesi liyakatlı kadrolarının elinde değil. Beşiktaş'ta ikinci büyük problem otopark sorunu. Beşiktaş eski bir yerleşim yeri. Otopark sorunuyla ilgili 15 yıldır hiçbir adım atılmamış. Adım bir yana bu konuda bir niyet dahi ortaya konulamamış. Beşiktaş'ta otopark problemi bizim birinci önceliğimiz olacak. Bununla ilgili de Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Cumhur İttifakı adayımız Binali Yıldırım Başkanımızla da 22 adet zemin altı otopark projemiz var. Çünkü yerel belediyenin tek başına çözebileceği bir problem değil Beşiktaş'taki otopark problemi. Örneğin buradan aklıma gelen projelerden, burada hepsinin yeri vesaire de var. Şu an kitapçık yanımda değil herhalde. Dikilitaş'ta bir gençlik merkezi kurulacak. O gençlik merkezi kurulurken altında zemin altı otopark. Dikilitaş'ta 2 adet okul yapılacak. Bu okullar kurulurken altında zemin altı otopark. Aynı şekilde Levazım'da bir gençlik merkezi, bir spor salonu ve bunların altında zemin altı otopark şeklinde her mahalleye nefes aldıracak otopark projelerimiz hazır. Otoparkı yapmak yetiyor mu? Hayır. Mahalle sakininin bu otoparklardan %80'e varan oranda indirimli faydalanmasını sağlamak durumundayız ki bu Beşiktaş'a otopark yapacağım onda %80 indirimli Beşiktaş olacak. Beşiktaş'ın insan için evet bu %80 evet, olacak. Otopark problemi çözülünce trafik rahatlayacak. Çünkü bugün Beşiktaş'ta trafiğin ana sebeplerinden biri kaldırma park edilen araçlar. Servis araçları, Levazım'da, konaklarda inanılmaz derecede servis araçlarının rastgele araç park etme sorunu var. İşte gelir gelmez hiçbir yönetim anlayışı olmayan Beşiktaş Belediyesi bu konuda da adım atamamış. Gelir gelmez konaklardaki, Levazım'daki servis aracı işgallerine son vereceğim. Peki, ilginç destekçileriniz de var. Mesela Musevi Cemaatinin önde gelen isimlerinden Monik İpeken sizi destekleyeceğini evet, açıkladı. Bu tür farklı isimlerden destek alıyor musunuz? Beşiktaş'taki farklı gruplardan kimler sizi destekliyor? Ben işte Beşiktaş'ın ortak akıl listesini yapacağım derken bunları kastetmiştim ve bunu da yaptık. Hepimizin renkleri farklı olabilir ama biz Beşiktaş'ta hep bir siyah beyaz. Beşiktaşlı kent kimliğimiz var. Beşiktaş'ın birikmiş problemleri var. Dolayısıyla dün Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkan ne dedi? Adaya bakıp oy verin dedi. Dolayısıyla Beşiktaşlı da bu dönemde
Beşiktaş'ta adaya bakıp oy verecek. Evet. Son olarak Monika Arima da buradan sevgilerimi sunuyorum. Peki, son olarak şunu da sorayım. İttifakla adaya seçime gidilen yerlerden biri. AK Parti'den beklediğiniz desteği alıyor musunuz? Teşkilatlar sizinle mi? Bu konuda bir sorun veya destek hangisi öne çıkıyor? Gerek il teşkilatları, gerekse genel merkez, gerek il teşkilatları, gerekse ilçe başkanlığı inanılmaz şekilde konuyu sahiplenmiş. Sağda Beşiktaş kimliği ekseninde, Beşiktaş'ın biriken sorunlarının çözülmesi noktasında şahsıma da olan güvenleriyle inanılmaz bir çalışma yürütüyorlar. Hepsine de teşekkür ediyorum. Sağda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları var gücüyle çalışırken bir de gönüllü ekiplerimiz var. Her partiden, her görüşten insanlar sağda Serkan Toper'e inanıyorlar. Serkan Toper bu işi yapar, Beşiktaş'ı iyi yönetir deyip gönüllü olarak sağda çalışıyorlar. Serkan Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yolunuz ederim. Açık olsun diyelim. Gerçekten zor bir seçime giriyorsunuz. Çünkü Beşiktaş CHP'nin sizin de dediğiniz gibi kalesi sayılan yerlerden biri. MHP'nin oyu da %3 ama AK Parti ile beraber %20'ye vuruyor. Buna rağmen iyi bir yarış olsun dileyelim. Sizin bir son sözünüz varsa onu alalım. 1 Nisan'da Beşiktaş MHP'nin dürüst, üretken belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Beşiktaş'ın biriken tüm sorunlarında Beşiktaşlarla birlikte ortaya koyacağımız yönetim anlayışıyla çözeceğiz. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Beşiktaş'ı Beşiktaş'ta yaşayanlar yönetsin diyoruz. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Yayınımıza AK Parti'nin Fatih adayı Ergün Turan'la devam edeceğiz. Birazdan buradayız, bir yere ayrılmayın lütfen. Evet, açık ve nete devam ediyoruz. Bu bloktaki konuğumuz AK Parti'nin Fatih adayı, Fatih Belediye Başkanı adayı Ergün Turan. Kendisi aynı zamanda eski TOKİ Başkanı. Hoş geldiniz Ergün Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Valla AK Parti'nin aslında en iddialı olduğu, yıllardır kazandığı yerlerden biri Fatih. İstanbul nüfusunun da önemli bir kesimini ağırlıyor. Farklı bir semt. Şimdi siz oradan adaysınız. Şöyle bir soruyla başlayayım. Şimdi Fatih deyince aklımıza AK Parti'nin hep kazandığı, muhafazakar kimlikle özdeşleşmiş bir semt geliyor. Ve bir yandan da AK Parti belediyecilikte oldukça iddialı. Her zaman AK Parti belediyeciliğinden bahsediyorsunuz. Ama buna rağmen Fatih'e baktığımız zaman böyle çok cazibe merkezi olmuş, İstanbul'un yeni trend semti olmuş bir Fatih'ten tam olarak söz edemiyoruz. Yani insanlar Nişantaşı'ndan taşındım Fatih'e taşınıyorum demiyorlar. Sizce neden? Yani Fatih'te tam hayal ettiğiniz belediyecilik anlayışını AK Parti olarak gerçekleştirebildiniz mi ve siz ne yapacaksınız? Tabii önemli bir soru sizin sorduğunuz ama bunu biraz eskisine gitmemiz gerekir. Bir defa Fatih'in şu anki yapı stoğunu oluşturan bir atmosfer var. O da bir planların bir tarihi var. Şimdi bir defa Osmanlı'ya biraz da geriye gitmemiz lazım. Bu işlerle ilgili birisi olduğum için bunlara anlatacağım. Tanzimat'tan beri bir defa ecdat da yüzünü Fatih tarafına değil Galata Pera bölgesinde son dönem eserler orada yapılmıştır. Bakın bugün iyi dediğimiz eserler yani Maşka, Nişantaşı, Taksim bölgesinde daha yani Osmanlı son dönemi, Cumhuriyet ilk dönemi eserler daha çok Galata Pera bölgesindedir. Beyoğlu bölgesinde. Yani Fatih bölgesinde çok fazla bu manada yatırım yapılmamıştır. Fatih bugünkü altlığını oluşturan, yapı stoğunu oluşturan altlık çok şeye boğmayacağım. 1936-50 arası İstanbul'un planlamasını yapan Henry Prost'un planlarının üstüne yapılmıştır. Yani bu betonarme binalar yapılmıştır. Bu koca yollar, tarihi alan içerisinde açılan koca yollar onun döneminde açılmıştır. Şimdi önümüzde betonarme bina yapı stoğu olan eskimiş bir yapı stoğu var. Dolayısıyla bunu AK Partili 20 yıllık belediyecilik ya da 25 yıllık belediyecilik bütün bu sistemi düzeltebilecek bir zaman dilimi değil. Bundan sonra belki artık bu yapı stoğu iyice eskidi. Bundan sonraki inşallah dönüşüm Fatih'i tekrar geçmişteki parıltılı yıllarına döndürecektir. Aslında bu yapı stoğundan çok orayı bir cazibe merkezi haline getirmek. Yani mesela ünlü markalar neden Nişantaşı'nda var Fatih'te yok veya işte insanların hafta sonları
Ya evet, turistler geldiğinde ilk Fatih sınırlarındaki turistik yerlere gidiyorlar ama İstanbullunun Fatih'te daha fazla zaman geçirmesi, daha cazip bir semt haline gelmesi için neler yapılabilirdi? Siz ne yapacaksınız? Evet, yani bunu söylediğim gibi bir defa şu anki binalarımızın, yani insanların yaşam bölgesi olan kısmı konuşuyorum. Eminönü bölgesini konuşmuyorum. Buradaki yapı stoğunun hemen hemen tamamı, yeni dönem yapı stoğunun tamamı, insanlar yaşadığı bölge betonarme binalar. Ve yaklaşık 60-70 yıllık binalar ve ekonomik ömrünü neredeyse tamamlamış binalar. Bir yerin cazip olabilmesi için buradaki yapılarında modern imkanlara, modern ihtiyaçlara şey vermesi lazım, imkan vermesi gerekir. Dolayısıyla ben ama Fatih bütün bu cazibesini tamamen karşılamamış olabilir. Yani Fatih'in bir takım bölgeleri. Ama aynı şeyi söyleyemeyiz. Nihayet Eminönü Sirkeci bölgemiz bizim hem Fevzi Paşa Caddesi civarı hem Koca Mustafa civarında yaşamın parıltılı olduğu yerler var. Ama birazdan sorunları konuşacağız tabii ki. Yani evet. Asıl sorunlar var bunun içerisinde. Fatih metropol ilçe olduğu için şu anda en çok göç alan ilçelerden de bir tanesi. Eskimiş bir yapı stoğu var. Bu planlar, dediğim gibi, her şey planlamanın sonucu. Bu planlar bugünkü koşulları gözeterek yapılmamış. Şu anda Fatih'te, belki birazdan soracaksınız veya ben anlatacağım sormasanız da, Fatih'in en büyük sorunu nedir diye. Burada baktığımız zaman bunun sebebi doğru planlanmayan bir Fatih'ten bahsediyoruz. Bunu da bugün sadece AK Parti iktidarına ya da bizden 5-10 yıl önceki iktidara bağlamak da mümkün değildir. Çok daha geçmiş evet. Olan yıllar. Peki şu göç sorununu bir konuşalım. Çünkü bugün Fatih dediğimizde siz bize anlatın. Hangi, yani Suriyelileri biliyoruz ama farklı pek çok milletten artık göçmenin yaşadığı bir semt haline geldi Fatih. Mesela Türklerin yaşadığı oran düştü mü? Artık yabancılar daha mı çok Fatih'te? Nasıl bir tablo var? Şöyle, Fatih son dönemdeki asıl şey şu. Yaklaşık nüfusu artmayan bir ilçe. Bu enteresan bir şey. Kalabalıklar artıyor ama nüfus artmıyor. Yani yerleşik nüfus artmıyor. Ama bunun yanında şu anda Fatih'te kayıtlı 100 bin üzerinde mülteci var. 100 bin? 100 bin üzerinde Fatih'in mülteci var. Fatih'in toplam nüfusunun 400, içinde? 420 bin civarı yerleşik nüfusumuz var. Yaklaşık 100 bin civarında mülteci var. Bunların 70 bini Suriyeli mülteciler. 30 bin üzerinde de değişik ülkelerden şu anda insanlar var. Şimdi mesele şu, aslında tarih boyunca bunu da doğru yere oturtmamız lazım. Fatih'te insanlara sorduğumuzda iki tane temel sorun var. Çok açık. Yani bunu bunun için AK Partili ya da bir başka partili olmaya gerek yok. Siz Fatih'te yaşarken sizi en çok rahatsız eden şey nedir diye sorduğumuzda insanlara, bunu biz sahada da birebir de anlayabiliyoruz. Hatta arabası olmayan vatandaş bile ilk önce otopark sorunu var diyor. Bir numaralı sorun otopark. İki numaralı sorun da demin sorusunu sordunuz. İkinci önemli konu ne dediğimizde insanlar, buna da ikinci başlık olarak güvenlik başlığı diyebiliriz. Daha güvenli bir Fatih istiyor insanlar. Bu güvenlik başlığı altında, güvenli Fatih başlığı altında, birinci şehre dışarıdan gelen, ister ufak başlığı iş göç vesilesiyle gelen göçmenler ya da dışarıdan gelen mültecilerin şehirle olan uyumu. Uyumsuzluğu mu evet, demek uyumsuzluğu lazım? Ya da uyumu ya da uyumsuzluğu konusu. Bu halkımızı en çok rahatsız eden şeyler. Yani daha açık ve net konuşalım mı? Tam böyle bizim programın ruhuna uygun. 70 bin Suriyeli var Fatih'te. Evet. Totalde de 100 bin göçmen var. Evet. Dörtte biri. Peki neden Fatih'i tercih ediyorlar ve burada yerli halkın güvenlik dediğiniz ama suça mı karışıyorlar? Yoksa eski Fatihlilerle bir takım sorunlar mı yaşanıyor? Ne var şu an? Şimdi Fatih tarihte şöyle bir şey anlatılır. Bunlar tarihsel kayıtlarda var. Geçmişine döndüğünüz kadim bir yerleşimdir Fatih. Yani İstanbul'un en kadim yerleşimidir. Evet. İstanbul denen yerdir burası. Yani payitahtın merkezidir. İstanbul adına ne neşet etmişse şu ana kadar. Hani biz kavramlar. Mesela İstanbul hanımefendiliği diyoruz. İstanbul beyefendiliği, İstanbul lehçesi. Ne neşet etmişse aslında doğduğu yerdir burası. Aslında İstanbul bir göçmen kentidir. Tarihten beri de bir göçmen kentidir. Yani hepimiz, işte benim babam 1953 yılında İstanbul'a gelmiş. Ben bu şehirde doğdum büyüdüm ama 53'te gelmiş. Hepimiz baktığımızda bir yerden geliyoruz. Ama herkes İstanbul'un kendisine bir şey yüklemiştir. Sizin kültürünüzü almaz ama size kendinden bir kültür yükler. Ve geçmişte şu anlattır. İstanbul, Fatih'in herhangi bir semtinde
birisi buraya yerleşmek istediğinde, taşınmak istediğinde eşraftan iki kişinin ona kefalet vermesi gerekir. Yani evet, burada bu insanlar yaşayabilir, tanıdık bildik insanlardır diye. Şimdi böyle bir muhit kültüründen çok hızlı bir şekilde sosyolojik bir değişim yaşanıyor. Fatih'te kadim şu anda 200 yıldır yaşayan aileler var. Bakın Fatih'in birçok semtinde Kastamonu'dan, Rize'den, Malatya'dan, Trabzon'dan gelmiş 200 yıldır kesintisiz yaşayan, yani atası dedesi orada yaşamış insanlar var. Peki o 200 yıllık Fatihliler bu Suriyelilerden rahatsız mı? Buna aslında Suriyeli kardeşlerimize şöyle haksızlık etmeyelim. Ben şunu söylüyorum. Şunu net olarak konuşmak zorundayız. Fatih şehre ilk, çünkü burası bizim kadim yerleşimimizdir. Yani bizim medeniyetimizin merkezidir, ruhudur. Şunu söyleyebiliriz ve bundan sonraki bakış açımız da bu olacak. Fatih şehre gelen göçmenlerin istediği gibi, istediği her şeyi yapacağı bir şehir olamaz, olmamalıdır. Yani buranın bir dokusu var, sosyal dokusu var. Biz bu sosyal dokuya dikkat etmeliyiz. Demin söylediğim gibi bizim medeniyetimizi beslenen bütün şeyler buradan neşet ediyor. Şu ana kadar çok kontrol edilmemiş diye bir öz eleştirde bulunur musun? Şöyle, yani şunu söyleyebiliriz. Daha iyi kontrol edilmeli. Bunu da biz şu anda işin açıkçası tespitlerimizi yapıyoruz. Vatandaşımızın da beklentisi bu yönde ve inşallah biz insanlarımıza şunu rahatlıkla sunuyoruz. Vatandaşlarımıza da şu karşılıklı şeyi kurduğumuz kanaatindeyiz. Biz bunun sözünü veriyoruz. Bir yıl sonra, iki yıl sonraki Fatih bugün olduğundan çok daha güvenli ve konforlu bir Fatih olacak. Ne yapacaksınız peki? Ne yani yapacağız? Eğer tabii. Güvenlik, eğer özellikle göçmenlerle ilgiliyse o göçmenleri sürecek misiniz Fatih'in dışına? Veya onlarla ilgili nasıl bir önlem alacaksınız? Nasıl tabii, değiştireceksiniz? Tabii bu bir tek başlık değil. Bu insanların da tabii ki bir haksızlığa uğramasını engelleyerek. Çok hani kendimle alakalı bir şey söylemeye hoşlanan birisi değilim ama söylemem lazım. Şimdi bütün bunların oluşması bir şehrin dokusundan kaynaklanan şeydir. Şehrin planlamasıyla alakalı bir şeydir. Şimdi siz bir alanın çöküntü alanı olmasına müsaade ederseniz orada sosyal doku, ne demek çöküntü alanı oluşması? Sosyal dokunun bozulması demek. Yani aileler ilk önce burada yaşamları kısıtlı hale geliyor. Aileler orayı terk ediyor. Sonra da oraya başka, İşte belki şehre ilk gelenler geliyor, sonra da başka. Yani bir pek çok aile Fatih'ten ayrılmak zorunda kaldı ve yerlerine göçmenler mi geldi? Evet, şimdi biz şunu söylüyoruz. Fatih'te aile yapısının, yani sosyal dokuyu tahkim edeceğiz diyoruz. Nasıl yapacağız? Aile yaşamı, onu anlatacağım. Evet, onu tam da bizim meslek alanımız. Bunun için şu var, insanlar dedik ki sorun olarak neyi görüyorlarsa siz o sorunu çözmek zorundasınız. Çözmek zorundasınız ki İnsanlar burada yaşamaya devam etsinler. Şimdi insanlara sorduğunda halkın üçte biri en önemli sorun olarak otoparkı görüyor. En önemli sorun olarak her üç kişiden birisine sorduğunuzda bir numaralı sorun otopark sorunu görüyor. O zaman mutlaka buna çözüm üretmemiz lazım. Ve biz Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Bey'le de görüşmelerimizde, sağ olsun ben kendisine başbakanlığı döneminde de bürokrat olarak çalıştım. Siyaset döneminde de çalıştım ama bürokrat olarak da çalıştım. Ve bu desteği de aldık ve biz inşallah bu dönemde, bu 5 yıllık dönemde Fatih'in yaklaşık 12 ile 15 bin araçlık otoparka ihtiyacı var. Ve biz inşallah bu dönemde bu soruna... Nerede ve nasıl yapacaksınız? Bütün alanlarda, yani bütün alanlarda... Bunu niye özellikle soruyorum? Evet. Çok tarihi bir semt Fatih. Evet. Nereyi kassanız tarih fışkırıyor. Bu anlamıyla dikkatli olmak lazım. Tabii ki öyle olmak lazım. Bu zaten bakın Fatih, bunları bir defa Fatih sit alanı, tamamı sit alanı. Herhangi bir yerde bir şey yapmaya kalktığınızda sadece belediyelerin yetki alanında değil, kurulla beraber karar almak zorundasınız. Dolayısıyla kazı yapılmayan yerde, biz zaten birçok yerde kazı değil, belki katlı otoparkları öngörüyoruz. Yani tarihi alanlar dışındaki alanlarda katlı otoparkları öngörüyoruz. Bununla alakalı çok yoğun 3 aydır çalışma yapıyoruz. Zaten Büyükşehir Belediye'mizin master planları var. Biz bunu şimdi, tabii onlar yanımızdaydı ama bu çok program formatına uymayacağı için getirmedim. Ama vatandaşlarımız şunu bilsinler. Biz kendi hayatımızı anlatırken insanlar hayatımızı öğrensin diye anlatmıyoruz. Ben 30 yıllık mühendisim. 15 yılında bir yerel yöneticiliğim var benim. 5 yılda TOKİ başkanlığım var. Ve bu yıllar içerisinde Ankara, İstanbul bir takım tecrübelerimiz oldu. İnşallah İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Binali Bey olduğunda, biz de Fatih'te milletimiz bize bu emaneti verirse, biz 94'te Cumhurbaşkanımız İstanbul'da nasıl belediyecilikte bir yeni dönem başlattıysa, 2019'da da inşallah bekleyen sorunlara yeni bir dönem başlayacağı kanaatindeyim.
Ben de bunun için biz ciddi gayretler ortaya koyacağız. Somut olarak seyircilerimiz merak ediyordur. Sordum size. O aile yapısını korumak için göçmenlerin yarattığı güvenlik probleminden rahatsızlık şikayetlerini gidermek için ne yapacaksınız? İşte şunu söylüyorum. Bir defa insanlar burada yaşarken bir sorun olarak gördük şey, otopark sorunu çözmeniz lazım ki aileler burada. Bir, bu çözeceğiz. İki, ailelere ikinci soru, onu da açıklıkla söyledim. Vatandaşlar ikinci soru olarak daha güvenli bir Fatih istiyorlar. Yani güvenlik endişesi insanlar için, ailelerin kendisini güvende hissetmediği zaman, çocuğunu güvende hissetmediği zaman ya da hanımefendiler, kadınlar kendini güvende hissetmediğinde aileler semtlerini çok sevmesine rağmen bu iki sebepten dolayı, yani birincisi otopark, ikincisi güvenlik endişesiyle bir başka yere göç ediyorlar. Boşalttıkları alanlara da kim geliyor? Bu sefer şehre ilk gelen göçmenler geliyor. Şimdi böyle bir şehir, bütün dünyada örnekleri, tarihi merkezlerin yaşadığı örnekler, burası tırnak içerisinde çöküntü alanına doğru gider. Biz ailelerin yaşamı içinde burada hem çocukların hem de kadınların yaşamına dokunacak çok çok ciddi projeler şu anda hazırladık. Daha önceki belediyedeki arkadaşlarımız da buna benzer projeler hazırladı ama biz şimdi onları büyük ölçüye, yani bir başka evreye geçirmek zorundayız. Nedir onlar? Bir defa spor alanlarıyla ilgili ciddi sorun var. Bu Fatih'te spor alanlarıyla ilgili çok büyük atılımlar şu anda gerçekleştireceğiz. Hem Yenikapı dolgu alanında hem de büyük bir proje olarak tarihi surların dibini temizleyeceğiz diyoruz. Tarihi surların iç tarafında olan bölge, tabii siz bilmediğiniz için belki biliyorsanız. Tarihi surlar hep... Tarihi surların, kara surların iç tarafında Fatih'i hem psikolojik hem sosyolojik hem de fiziksel olarak kirleten yapı yasaklı bir alan var. Bu alanı tamamını inşallah bu dönemde yaklaşık 7 kuleden Topkapı'ya kadar olan alan 4-5 kilometre civarı bir alandır. Tamamını inşallah bir yeşil alan, yeşil banta çevireceğiz. Burayı insanların hizmetine açacağız. Birazdan CHP adayı geldiğinde ona da soracağım. CHP'nin sorunlarını CHP bunca yıl çözmediyse siz nasıl çözeceksiniz diye size de sorayım. Evet. Peki bu sorunları AK Parti bugüne kadar neden çözememişti? Nasıl bir fark yaratarak çözeceksiniz? Evet. Tabii şunu söyleyeyim. Yani dün ben hep TOKİ başkan olduğum zaman da bana şunu sormuşlardı. Odur. Ben şöyle bakıyorum hayata. Dünün koşullarına gerçekleşti. Dünün koşulları başka koşullardı. Bugünün koşulları başka koşullar. Yani dünün imkan ve kabiliyetleri farklıydı. Bugün imkan ve kabiliyetler farklı. Bir de her belediye başkanının birikimi de farklı. Ben bugün imkan ve kabiliyetlerimizin düne göre çok daha fazla olduğu kanaatindeyim. Tecrübelerimiz de buna göre çok daha fazla. Ve inşallah bunu şehre aktaracağız. 72 bin Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verildi. Bunların içerisinde oy kullanacakların sayısı yaklaşık 36 bin. O 70 bin kişilik Suriyeli arasında Fatih'te oy kullanacak olan var mı, baktınız mı? Tam ölçek bilmiyorum ama duydum. 3 bin civarında mültecinin, o da hangi ülkeden sadece... Peki onlara dönük bir kampanya yapıyor musunuz? Mesela farklı dillerde broşür bastınız mı? Hayır, yapmıyoruz. Yani yolda gördüğümüzde biz kimi görsek merhaba ediyoruz ama özel bir kampanya yürütmüyoruz. Peki, şimdi siz TOKİ başkanısınız. TOKİ'nin kimilerinin gözünde iyi bir algısı var. İşte ucuz ev sahibi yaptı diyorlar ama son yıllarda bir de TOKİ deyince betonlaşma, çirkin binalar, aşırı yapı stoğu akla geliyor ki hem AK Parti'den çeşitli isimlerden hem Cumhurbaşkanı'ndan da buna dair bazı eleştiriler duymuştuk. Bu anlamıyla TOKİ başkanı olmanın sizin için avantaj mı oldu yoksa dezavantaj mı oldu? Onu vatandaşlarımız takdir ederler ama şunu söyleyebilirim. Yani işte demin size aslında bu soruyla ilintili bir şey cevap vereceğim. Biz TOKİ'de bizden önceki arkadaşlarımıza da yani biz TOKİ'deki dönemimiz, bizi tanıyanlar açısından söylüyorum. Bunu Cumhurbaşkanımız da bilir, bizi tanıyanlar da bilir. Belki bu yatay mimari konsepti ilk dile getiren insanlarız ve TOKİ son 5 yıldır ortaya koyduğu, bakın, konutların 200 bin üzerinde yapılan konutun %85'i 5-6 kat ve 6 konutlar, yani zemin artı 5 kat ve aşağısı konutlardır. Dolayısıyla bu değişimin içinde olan insanlardan bir tanesiyim ben. Yani altını çizelim, diyorsunuz ki ben o yüksek binaları yapan değil, tam aksine yatay mimariyi savunan TOKİ başkanı. Aynen, evet, bunu rahatlıkla söyleyeyim. Ama bunu söylerken geçmiş TOKİ başkanlarına da şu haksızlığı yapmam. Niye yapmam? Demin söylediğim sözle giriyorum. Dün 2002'li yıllar, bakın
Bugün buraya TOKİ'yi tartışmaya gelmedik ama bir şey söylemem gerekir. Toplu konutlar 84 yılında kurulmuş bir idare. 1984'te. Kurulduğu 84'ten 2003 yılına kadar Türkiye'de 43.600 konut yapmış bir idare. Bakın 19 yılda 43.600 konut. 2003 yılından 2018 yılı benim başkanlığım dönemi bitirdiğimde bıraktığım konut sayısı 837 bin konut. Yani, nicelik değil, nitelik de. Bakın ama oraya geleceğim. 19 yılda 43.600 konut üreten bir yapıdan 13 yılda 850 bine yakın konut üreten bir yapıyı konuşuyoruz. Şimdi dünün imkan ve kabiliyetleri başkaydı. Ben TOKİ başkanlığını aldığımda imkan ve kabiliyetler ve belki felsefemiz de farklıydı. Cumhurbaşkanımızın da bize öyle yol vermesiyle beraber TOKİ'de doğrudu bir paradigma değişimi yaşandı. Benim çok da açık fikrim net. Biz bunu Cumhurbaşkanımız söyledi. Biz inanmasaydık da TOKİ başkanı olarak ona öyle yapmak zorundaydık. Ama inanarak söylüyorum kendi inancımda. Biz yatay mimariden yanayız. Dolayısıyla TOKİ'yi de tanımlamam şudur. TOKİ konuta ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için Türkiye'deki yegane dost eli kuruluştur. Hala daha öyledir. Sadece İstanbul'da oturarak TOKİ'yi anlamak mümkün değildir. Çünkü garip kurabağının ya da Anadolu'da yüz binlerce insanı konut sahibi yapan bir yapıdır. Buradan bakarak değerlendirmek doğru değildir. Şimdi Fatih'te tabii kentsel dönüşüm de muhakkak yapacaksınızdır. Kentsel dönüşümün olması gereken yerlerden biri. Ama mesela aklıma benim şey geliyor. Eskiden Samatya'da çekilen bir dizi vardı, İkinci Bahar diye. Evet. Böyle bir komşuluk kültürünün, mahalle kültürünün çok öne çıktığı bir diziydi. Hepimiz çok seviyorduk. Cumhurbaşkanı da artık yatay mimariyle birlikte bu komşuluk ilişkilerine de vurgu yapıyor. Ama biz kentsel dönüşüm dediğimizde daha çok böyle bir mutenalaştırma görüyoruz. Yani mesela Sulu Kule örneği var önümüzde. Evet. İnsanların böyle sokağa minder atıp oturup sohbet ettiği mahalleler artık yok oluyor. Siz bu anlamda Fatih'te kentsel dönüşümde nasıl bir politika izleyeceksiniz? Burada çok net vatandaşlarımız da buradan duyabilirler söyleyeceğim şey. Bir defa Fatih dediğim gibi bizim kadim yerleşimimizden bir tanesi. Sevindirici tarafı şu, hani bunlar vardı, semt kültürü vardı sanki yokmuş gibi algılanabilir. Fatih şu anda hemen hemen her mahallesinde çok açıklıkla, netlikle bizi vatandaşlarımız dinliyor. Semt kültürünün yaşandığı bir yer hala, bir ilçe. Yani İstanbul'da hala semt kültürünün yaşandığı bir ilçe görmek istiyorsanız Fatih'in sokaklarına gelebilirsiniz. Peki kentsel dönüşüme nasıl bakıyoruz? Asla ve kata Fatih'te bir siteleşmeye karşıyım ben. Yani çünkü Fatih kadim bir yerleşimdir. Bugünkü dokusu neyse, yani geleneksel dokusu neyse böyle yaşamalıdır, korunmalıdır. Ve binalar dönüşecekse de bugünkü dokuyla dönüşmelidir. Yani bir toparlanıp burada bir kentsel dönüşüm şeklinde siteleşme yoluyla bir çözüm üretilmemelidir. Şimdi şöyle bir şey de var. Biz gelince diğer partideki arkadaşlarımız TOKİ Başkanı göre her tarafı yıkacak demişler. Bana vatandaşlar zaman zaman söylüyor. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı bunu duyduğunda sevinçten alkışlıyor. Yani keşke başkan gelmiş, tecrübeli bir başkan evlerimizi yıksa ve yeniden yapsa diye. Bir kısmı da o demin söylediğiniz gibi sanki yıkacağız ve onları oradan uzaklaştıracakmışız gibi duyguya kapılıyor. Çok netlikle vatandaşlarımıza bunu duyurmam gerekiyor. Zaten alandaki vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Kentsel dönüşüm ya da kentsel yenileme ya da evlerimizin yenilenmesi konusu Türkiye'nin önümüzdeki 20 yıldaki en önemli konusudur. Hatta bakın yine tırnak içerisinde söylüyorum. Belki de bir milli güvenlik meselesidir yani neredeyse. Yani bunlar çünkü biz eğer bunları yenileyemezsek Türkiye olası bir depremle karşı karşıya gelirse Türkiye'nin ticaretini her şeyini besleyen ana damardır İstanbul. Dolayısıyla bunları biz evlerimizi yenilemek zorundayız. Buradan kaçamayız. Ama biz kimsenin kapısını çalıp da biz bunu sizin evinizi yıkacağız diyecek ne böyle bir maddi imkana sahiptir yerel yönetim. Böyle bir imkan da yoktur. Yani keşke şöyle bir imkanımız olsa. Alın 2 yıllık ev kiralarınızı, şöyle bir kenarda durun. İşte proje de bu, biz buraları yıkıp yapalım, siz de buyurun gelin taşınalım diyelim. Öyle bir şey yapamayacağımıza göre biz insanların ihtiyaçlarını karşılayarak, yani otopark ihtiyacını karşılayarak, sosyal donat alanlarını genişleterek insanların tekrar burayı yaşamın merkezine, cazip alanına çevirip insanların evlerini yenilemelerine fırsat tanıyacağız. Bunun için de evet benim TOKİ başkan olmam Fatih'e bu manada bir şey katabilir. Nedir o?
Bu konuyu iyi bilen insanlardan bir tanesiyim ben. Bu işin kredilendirmesi nasıl yapılır? Uluslararası bu ölçekte para nasıl bulunur? Vatandaşlarımıza, devletimizin imkanları nedir bilen birisiyim. Biz vatandaşlarımıza, kendi dönüşümlerini sağlayan vatandaşlara destek vereceğiz. Söyleyeceğimiz söz budur. Peki. Şimdi bir yandan da tarihi binaların çok evet. olduğu bir yer. Bunların restore edilmesi gerekiyor. Suriçin'den bahsettiniz ama yine TOKİ Başkanı deyince eyvah tarihi binalara Fatih'te ne olacak diye de bir refleks soru akla geliyor. Evet. Tarihi koruyabilecek misiniz? Korunamayan tarihi yeniden Fatih'te canlandırabilecek misiniz? Yani keşke bir başka program formatında olalım. Daha geniş, biraz Fatih'i şöyle konuşmamız lazım. Ben çok Fatih'in eskilerini konuşmamız lazım. Yani ta başlangıçlarına inmemiz lazım. Fatih'te bakın son 20 yıldır AK Parti iktidarlarında olan çok iyi bir şeyden bahsedeyim. Fatih'in bunu yaşayan vatandaşlarımız görüyor. Tarihi eserlerin çoğu ihya edildi. Ayağa kalktı şu anda Fatih'te. Tarihi eserlerin hemen hemen çoğu ve tamamına yakın ayağa kaldırıldı. Bir sürü yok olmuş mescit, bir sürü yok olmuş çeşme, bir sürü yok olmuş medrese ayağa kaldırıldı şu anda. Dolayısıyla bunlarla ilgili biz gelip de tarihi alanlara bir şey yapacak halimiz yok. Yani onlara dokunacak halimiz yok. Ben şunu söyleyeyim. Buna inanarak söylüyorum. Demin de sizin bahsettiniz. Fatih önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde İstanbul'un parlayan yıldızı olacak. İnanarak konuşuyorum. Yeni Nişantaşı Fatih bakın, olur. Bakın tekrar bak, Nişantaşı da demiyorum. Burası payitahtır. İstanbul adına ne varsa %90'ı tarihsel süreçte de böyle. %90'ı Fatih'tir. Biz Fatih'te tekrar hem ekonomide hem turizmde hem de yaşamın merkezi haline getirecek birçok projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Peki bir Suriçi projesi vardı böyle. Bütün surun yürünerek gezilebileceği, Osmanlı evlerinin canlandıracağı. O proje duruyor mu? Sizin bahsettiğiniz Suriçi projesi bunu da kapsıyor mu? Şöyle işte burada demin bahsettiğim proje belki arada kaynayabilir. Çok önemli projeydi. Fatih şu anda aşağı çeken alanlardan bir tanesi, yani sosyolojik olarak ve fiziki olarak aşağı çeken alanlardan bir tanesi Kara Surların etrafındaki bu mezberelik alan. Bura temizlendiğinde Topkapı, Mevlana Kapı, Yedi Kule, Silivri Kapı, Cerrahpaşa, bütün bu alanları ayağa kaldıracak bir şey haline dönecek. Yani tetikleyecek buraları. Bunlarla beraber tarihte yeni rota, Fatih'te yeni bakın rotalar oluşacak. Bunu net olarak söylüyorum ama şimdi vakit yok, çok fazla girmiyorum. Yani yeni turizm rotaları oluşacak. Şimdi turizm nerede dönüyor Fatih'te? Eminönü bölgesinde dönüyor. Sultanahmet, Eminönü bölgesi ve Kapalı Çarşı bölgesinde. Halbuki Sinan'ın onlarca eseri var şu anda Fatih'in etrafında. Yani sadece bu rotayı bile gezecek on binlerce insan var, kaliteli turist var dünyada. Sinan'ın bilinmeyen bir sürü eseri var şu anda, ayakta olan eseri var. Dolayısıyla Fatih'te inşallah bunları hayata geçirecek yeni bir dönem olacak. Ama şunu söylüyorum, bunların hepsinin 5 yılda başlayıp bitmesi mümkün değil. Biz Fatih'e yeni bir vizyon tanımlıyoruz. Biz burada 5 yıl görev yapacağız seçilirsek. Ama Fatih'in inşallah 15-20 yıllık vizyonunu ortaya koyacak. Fatih'i tekrar hak ettiği yere taşıyacak bir Fatih olacak işler ortaya koyacağız. Peki çok az kaldı süremiz ama bir şeyi ben de merak ediyorum. Suriyelileri konuşmuştuk, çok göçmen var demiştik. Çok da restoran açıyorlar. Mesela ben birkaçına gittiğimde Türkçe konuşan garson bile yokken sipariş vermekte zorlanıyorduk. Bunlara dair belediye olarak bir dönüşüm yapacak mısınız? Yoksa orası böyle bir küçük Suri olarak yaşasın mı diyeceksiniz? Şimdi şunu konuşmak lazım. Yani bütün büyüyen ülkelerde bakın bir defa İstanbul'a bir şey biçiyoruz. Diyoruz ki İstanbul tarihten beri aslında göçmenden oluşturduğu bir şehir. Buna siz katılıyor musunuz? Böyle tarihsel süreçten beri böyle. Daha fetihten beri böyle. Dedim ya bir başka format olursa inşallah konuşuruz. Yani bakın fetih olduğunda Fatih Sultan Mehmet Han 1461 yılında geçen buradan başsağlığı da diliyorum Mutafyan, Patrik Mutafyan vefat etti. Patrikhane'ye gittik. Patrikhane'nin yapım tarihi nedir biliyor musunuz? Fatih'teki Patrikhane'nin yapım tarihi. 1461 yıldır Patrikhane'nin yapım tarihi. 15. Yani, yüzyıl. Hayır. Daha önemli bir şey. Fetih 1453 tarihi. Fetih'ten 8 yıl sonra
Ermeni patrikhanesi yapılmıştır. Bu neyi gösterir? Fatih ta yani fetihten itibaren aslında çok kültürlü yaşamın merkezidir. Kimileri hatta Fatih Kudüs'e benzetiyor. 12 sinagog, 14 Ortodoks, bir Ermeni, bir de sadece evet, Bulgar evet, kilisesi evet. var. Bunlara yönelik projeleriniz i̇şte var. İşte şunu söylüyoruz. Bizim konuştuğumuz önemli şeylerden bir tanesi şu. Fatih bizim medeniyet merkezi dediğimiz şey o. Çok kültürlü yapının da yaşamında merkezi. Bizim şu anda Samatya'da birçok en az 3-4 bin, 5 bin nüfuslu Ermeni cemaatinden vatandaşlarımız yaşıyor. Ve onlar buranın ta kadimden beri yani 1400 fetihten itibaren burada yaşayan insanlar. Dolayısıyla biz bu çok kültürlü yapıyı da çok kıymet veriyoruz. Son dakikadayız. En iddialı projenizi sorarak kapatayım. Bir yanıyla da Deniz'le de buluşan bir semt Fatih. Evet. Ne yapacaksınız? En iddialı projem dediğiniz proje hangisi? Yani buna iddialı, en iddialı olarak söyleyeyim. En iddialı projemiz Fatih hayatın, İstanbul'daki yaşamın hak ettiği şekilde önümüzdeki 10-15 yılda parlayan yıldızı olacak. Bunu net olarak söylüyorum inşallah. Sorunların çözülmüş olduğu, daha güvenli, insanların gece vakti de bir noktadan bir noktaya gidebilecekleri bir Fatih olacak. Bunu netlikle söylüyorum. İnşallah üniversiteler burada biliyorsunuz. 7-24 kütüphanelerin açık olduğu, tarihi ambiyansı yüksek mekanlarda üniversite kütüphanelerin olduğu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ki bununla alakalı çok önemli işler yapılıyor, içinde dolaştığı, sadece kafeteryalarıyla, sadece ticaretiyle konuşulan değil, kültür anlamında, eğitim anlamında da çok yüksek düzeyli insanların kaldığı bir ki kent olacak. Muhafazakar gençlerin de çok zaman geçirdiği bir semt. At pazarı, oralar çok değişti. Evet. Süremizin sonuna geldik. Ergün Turan, çok teşekkür ederiz. Sağ. Fatih'te seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Sağ. Açık ve Net'e şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Bundan sonra Kadıköy'ün CHP'li adayı Şerdil Dara Odabaşı bizimle birlikte olacak. Bir yere ayrılmayın. Birazdan buradayız. Evet, bu akşam Açık ve Net'in son bloğunda İstanbul'un en büyük semtlerinden, Kadıköy'ün en iddialı adaylarından CHP'li adayı Şerdil Dara Odabaşı ile konuşacağız. Hoş geldiniz Şerdil Bey. Şerdil Bey, sizin hikayeniz enteresan. 4 kuşak CHP'li bir aile. Şimdi siz CHP'nin en iddialı olduğu yerlerden Kadıköy'ün adayısınız. Siyasete giriş hikayenizi sorarak başlayayım. Sizi tanımayan izleyicilerimiz için de iyi olur. İsterseniz kısaca bir kendimden bahsedeyim. Yani nerede evet, doğdum, tabii. Nasıl? Hı-hı. Ben 1973 yılında Şanlıurfa Siverek'te doğdum. Siyasete girişim de esasında doğumumla beraber başlıyor. Doğduğum hafta babam Siverek Belediye Başkanı seçildi. Ve siyaset benim doğduktan sonra yaşamımın bir öznesiydi hep. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 1992 yılından beri yaklaşık 27-28 yıldır Kadıköy'de yaşıyorum. Ve Kadıköy'le, Kadıköy'ün sorunlarıyla, Kadıköylü olmanın gururuyla da 27 yıllık bir Kadıköylülük geçmişim var. 92 yılında Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra 94 yılında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi temsilcisi oldum. Sonra kısa bir süre sonra da platformun genel başkanlığına seçildim. O dönemde üniversite öğrencilerinin siyasi partilere üye olması yasaklanmıştı. 80 darbesinden sonraki yasaklamalar içerisinde. 95 yılında demokrasi paketiyle bu yasak ortadan kalktıktan sonra platform kendini feshetti. Sonra 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi'ne atandım. İlk atandığım dönemde il başkan yardımcısıydım. Mayıs 2012 yılında yapılan il kongresi sırasında, İl kongresinden sonra tekrar yönetime seçildik ve İstanbul İl Başkan Vekilliğine geldim. Yönetimde seçildim. Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. 2015 yılında milletvekilliği seçimleri nedeniyle il yönetiminde bir boşalma oldu. Sayın Murat Karayalçın il başkanı seçildi ve ben de o yönetimde il sekreterliğini yürüttüm. Bu dönem içerisinde İstanbul'da yapılan bütün seçimlerde ben aktif rol oynadım. Parti içinde yapılan seçimlerde de.
Fakat bizim ailenin siyasi geçmişi babamla ve benle başlamadı. Babamın dedesi Siverek Kuvayi Milliye dernek, yani Kuvayi Milliye Başkan Vekilliğinden geliyor. Sonra meclis 2. dönem, 3. dönem, 4. döneminde Şanlıurfa Milletvekili, Urfa Milletvekili o dönemde, Siverek Milletvekili. Babamın amcası Cumhuriyet döneminde belediye başkanı, ilk Cumhuriyet'in kuruluş döneminde. Sonra babamın amcası oldu, 57-61 Urfa Milletvekili. Babam biraz önce söylemiştim, 73'te bir dönem belediye başkanlığı yaptı. 1989 yılında tekrar belediye başkanlığına aday oldu. 89 seçimleri bitti, pazar günü seçimlerdi, seçimler bitti. Salı günü babam vefat etti. Başınız sağ olsun. O dönemden sonra Siverek'e vermiş olduğu sözleri yerine getirmek için abim üniversiteyi yeni bitirmişti, askerliğini bitirmişti. Siverek Belediye Başkanlığı'na o sözleri yerine getirmek için aday oldu. Bir dönemde abim yaptı SHP'den ve biz Siverek'teki siyasi hayatımız bir noktada SHP'den sonra benim İstanbul'daki dönemde tekrar başladı. Benim bireysel olarak ilk siyasi deneyimim 1989 yılında Ankara Bahçelievler 8. caddede, Emek 8. caddede Murat Karayalçın ve Doğan Taşdelen'in aday olduğu seçimlerde mahalle temsilciliğinde başladı. Yani seçim ofisinde başladı. O günden bugünedir siyasetin içerisinde aktif olarak çalıştım. Kadıköy CHP'nin kazanmasının garanti görüldüğü yerlerden biri. Hakikaten öyle cepte mi? Onu da soracağım birazdan ama parti içinde sizin aday gösterilmeniz zor oldu mu? Öyle bir mücadeleden çıktım diyor musunuz? Yoksa kolay bir süreç miydi? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse aday gösterilmez. Cumhuriyet Halk Partisi hep bir seçim sürecinin içerisinden geçer. Parti meclisinde de ben bir seçimle geldim. Tabii ki o aday adaylığı sürecinde zorluklar, keyifler olur. Bu her aday adayının yaşadığı bir süreçtir. Diğer aday adaylarında ne olduysa bende de aynısı oldu. Parti meclisinde bir seçim yapıldı ve bu seçim sonucunda ben çıktım. Benim şansım iki sefer oylandım. İlk seçimde 30'a 29 bir de çekimser oy vardı. Burada bir hukuki tartışma ortaya çıkmasın diye parti yönetimi ve benim de isteğimle parti yönetimi beni tekrar oylattı. İkinci oylamada da oy birliğiyle seçildim bu göreve, aday olma görevine. Kadıköy'de seçim herkes için kolay, işte burası kesin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağı yer diye bakar. Fakat biz seçimlere öyle bakmıyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayım. En geriden gelen siyasi partinin adayıymış gibi çalışıyorum. Ve en geriden gelen siyasi partinin adayının yapması gerekenleri yapıyorum. Bunun iki nedeni var. Birinci nedeni, benim haricimde de başka partiler aday gösterdiler. Ve bu adaylara bir saygısızlıktır. Eğer ben kesin ki seçileceğim tavrıyla Kadıköy halkına konuşursam, Kadıköy halkıyla kucaklaşırsam, ben diğer siyasi partilerin adaylarına da saygı duyuyorum ve onlardan daha iyi olduğumu Kadıköy'e anlatmak ve Kadıköylü'den oy istiyorum. Diğer partilerin adayları demişken, şimdi Millet İttifakı aslında İyi Parti ile ortak adaylar gösteriyor, evet. CHP ama Kadıköy'de yapmadı bunu ve oldukça da aslında iddialı farklı bir aday gösterdi. Tiyatro sanatçısı Emre Kınay. Popüler bir isim. Zor bir rakip mi? Benim Emre Bey'den başkaca rakiplerim de var. DSP'nin bir kadın adayımız var, adayı var. AK Parti'nin Özgür adayı Özkan var. Yavuz, evet. Var. Saadet Partisi'nin adayı var. Demokrat Parti'nin adayı var. Başka adaylar da var. Yani Emre Bey sadece kamuoyunda tanındığı için belki çok fazla dikkat çekiyor. Onun haricinde Emre Bey'in tiyatroculuğuna söyleyecek herhangi bir sözüm olamaz. Hepimizin sevdiği bir tiyatro oyuncusu, tiyatro sanatçısı. Ama ben daha iyi belediye başkanı olacağıma inanıyorum. Bu adaylar arasında ve onun için aday oldum. Kadıköy'e de bunu anlatacağım, anlatıyorum. Sokakta dolaştığımızda, bugün buraya gelmeden önce pazardan geliyoruz. Ve hemşeri derneklerini ziyaret ettik, geldik. Orada da hep aynı şeyi anlatıyorum. Ben Kadıköylü beni tanıdıkça, bu ilişki daha ileriye gittikçe farklı bir sinerji ortaya çıkacağına ben inanıyorum.
Peki. Şimdi sizin adaylığınız parti içinde ve kamuoyunda biraz tartışmalara neden olmuştu. Bunun sebeplerinden bir tanesi de geçmişte sosyal medyada attığınız bazı tweetlerdi. Bugün Açık ve Net programında bunu ben de açıkça sorayım. Siz de belki kamuoyuna açıklamak istersiniz. Daha önce Direnlice, Diren Ceylan Pınar gibi tweetleriniz vardı. Hı hı. Bugünden baktığınızda onlara ne diyorsunuz? Siz nasıl açıklıyorsunuz bunlarla ilgili tartışmaları? Tweet'i eksik okudunuz. Direnlice Kadıköy Seninle tweet'i. Evet. Ben bu tweet'i 2013 yılında attım. Ve 2013 yılında görevim Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Vekiliydi. Bu tweet'i atarken niye attığımı veya hangi ortamda attığımı herkesle paylaşayım kamuoyuyla da. Çünkü bu tweet'i çok farklı yerlere çeken bir anlayış var. Bir algı yönetimi var. 2013 yılında bu tweet'i ben Yoğurtçu Parkı'ndan attım. O gün Yoğurtçu Parkı'ndan Kadıköy rıhtımına binlerce Kadıköylü hep beraber bir yürüyüş yaptık. Sadece bu yürüyüş Kadıköy'de yapılmadı. Bu Kadıköy Beşiktaş'ta Abbas Ağa Parkı'nda da yapıldı. Bu yürüyüş Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde, çeşitli illerinde yapıldı. Olay şuydu. Lice'de Medeni Yıldırım 17 yaşında bir eylem sırasında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasından dolayı bir ölümüne sebebiyet verilmişti. Bu olayın protestosu için Kadıköy'de bir eylem yapıldı. Ve bu eylem sırasında bu tweet atıldı. Bu Kadıköylülerle beraber benim attığım bir tweetti. Hatta tweette değil, önünde bir pankart vardı. Bu pankartın önünde de Direnlice Kadıköy seninle diyordu. Beşiktaş'ta Direnlice Beşiktaş seninle. Başka yerlerde işte nerede eylem yapılıyorsa onunla atılan bir tweetti. Yani bunu hendek olaylarına bağlamaları. Evet, hendek yani olayları, açıkça soralım. Evet. Hendek olaylarına evet. Destek veriyorsunuz. Hendek olayları, güvenlik güçlerine karşı atılmış tweetler gibi yorumlar. Hendek olayları 2015 veya 2016 yıllarında oldu. Ben bu tweeti 2013 yılında attım. Hendek olaylarıyla bunun uzaktan yakından alakası yok. Bu Kadıköy'de tekrar üzerine basarak söylüyorum. Kadıköy'de yapılan bir eylem atıldı. Peki ben şöyle sorayım. Bu tweetler, bu algı operasyonu benim aday olarak açıklanmamdan hemen sonra ortaya çıktı. Çok kısa bir süre sonra, saniyelerle. Ben bu tweetleri attığımda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekiliydim. O sırada kimse bir şey söylemedi. Şimdi ben düşünüyorum. Acaba bu tweetlerim üzerinden gündem mi değiştirilmek isteniyor? Çünkü şu anda sokakta muhalefetin bir yükselişi var. Ülkenin yaşamış olduğu bir ekonomik sıkıntı var. İnsanların yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar var. İşini kaybeden insanlar var. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Bu gündemi değiştirmek için bu sunni gündemleri mi yaratmaya çalışıyor bir kısım medya, iktidara yakın medya? Buradan bakmak gerekiyor asıl olaya. Bu tweetler çok tartışıldı. Biz de bu akşam sormuş olduk. Peki, şimdi Kadıköy deyince evet CHP yıllardır yönetiyor ama problemleri de bitmiş değil. Size sorayım. Kadıköy'ün en büyük problemleri ne? Siz bunca yıldır CHP'nin yönettiği Kadıköy'de bu sorunları çözmek adına nasıl bir fark yaratacaksınız? Şöyle, biz yaklaşık 30 yıldır sosyal demokratlar olarak Kadıköy'ü yönetiyoruz. CHP sürecinden başladı, sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber. Şimdi Kadıköy yaşayan bir kent. Kentin sorunları kolay kolay bitmez. 30 yıl önce yapılan iyi bir şey bugün eskimiştir. Bugün yıpranmıştır. Bugün yenilenmesi gerekir. Veya bugün başka bir anlayışla o sorunun tekrar gündeme getirilmesi ve çözülmesi gerekebilir. Ben neden aday oldum diye kısaca söyleyeyim. Belki bu sorunuzu daha açarak cevap vermiş olurum. Yerel yönetimlerin, yerel yönetimdeki yöneticilerin toplumu ve çevreyi geliştirme gücü olduğuna inanıyorum. Bu toplumun dinamiklerine dokunarak o toplumu farklı bir yöne götürme gücü yerel yönetimlerden geçer. İkincisi, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışıyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarında da işte biraz önce platform örneğini verdim. Ondan sonrası da var. Sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Sivil toplum kuruluşu, parti, belediye işbirliğiyle neler yapılabileceğini, nasıl bir yönetim anlayışının getirilebileceğini göstermek istiyorum. Ben avukatım. Yaklaşık 20 yıldır
kendi kurduğum bir büroda serbest avukatlık yapıyorum. Biz avukatlar dert çözeriz, sorun çözeriz. Belediyecilik de dert çözmektir, sorun çözmektir. Ondan dolayı paralel bir yönetim anlayışımız var. O belediyenin kapısından içeriye giren herkesin, ben derdini çözmek için aday oldum. Eğer derdi çözemesen bile, o derdin çözülemeyeceğini oraya giren Kadıköylü yurttaşa anlatmak istiyorum. Dördüncüsü, ben Kadıköy'de yeni bir neslin yetişmesine öncülük etmek istiyorum. Yeni nesilden kastınız ne? Yeni... Kadıköy zaten genç bir, dinamik bir semt. Şöyle yeni neslin öncü... Bizim birazdan belki soracaksınız, projeleri anlatmaya başladığımız zaman da bunu daha da açarım size. Yuvamızla başlayan, yani Kadıköy'e, Kadıköy Belediyesi'nin yuvalarına teslim edilen, çocuklarımızla başlayan ve o süreçte devam eden bir belediyecilik anlayışımız olacak. Yeni neslin yetişmesi o. Çocuk doğduğu andan itibaren ona dokunacağız. Kadıköy'ün değerleriyle yetişmesini istiyoruz. Bugün şimdi Kadıköy'de oturanlar arasında sizi dinleyenler vardır. Hı hı. Soyut anlatmayalım, çok somut anlatalım. Tamam. Siz bu çocuklara ne yapacaksınız? Somut projeler ne? Kadıköylülerin hayatını nasıl değiştireceksiniz? Tamam. Şöyle, şimdi Kadıköy dünyanın en güzel yeri. Coğrafi olarak. Başka bir Kadıköy yok. Kadıköy'den dışarıya çıkan herkes Kadıköy'e geri dönerken nereye gidiyorsun diye sorduğunda Kadıköy'e gidiyorum demez. Evime gidiyorum der. Bakın, bir abimizin bir konuşma sırasında Kadıköy tanımlaması benim için hep çok özel olmuştur. Onu da anlatayım. Buradan da Kadıköy'e nasıl baktığımı söylemek için. Kadıköy senin için ne anlam ifade ediyor dedim. Ben dedi, Kadıköy'ün dışına çıktığım zaman bir an önce Kadıköy'e geri dönmek istiyorum. Bu hissi bir tek annemin yanına dönerken hissediyorum. Kadıköy benim için ana kucağı dedi. Annemin yanına gider gibi Kadıköy'e gidiyorum dedi. Şimdi Kadıköy bizim için bu kadar özel. Bu Kadıköy'ü özel yapan sadece fiziksel özellikleri değil, Kadıköylüler. Ve bu Kadıköylünün değerleri. Nedir bu değerler diye sorduğumuzda herkes farklı cevaplar verebilir ama 5-6 tanesi ortaktır. Kadıköylü cumhuriyetçidir, özgürlükçüdür, demokrattır, laiktir, Atatürkçüdür, çevreye saygılıdır, hayvan haklarına saygılıdır, aktif yurttaştır. Biz Kadıköy'le ilgili hazırlamış olduğumuz bütün projeleri bu değerlerle örtüşen projeler oluşturduk. Tek başına bir şey koymadık ortaya. Bu değerleri de çoğaltmak için, benim seçim sloganım daha çok Kadıköy. Bu değerleri daha da çoğaltmak için biz daha çok Kadıköy dedik. Açmak için bir şey sorayım. Şimdi sizden önceki ilk konuğumuz, aslında bu akşamki ilk konuğumuz Beşiktaş'ın MHP adayı Serkan Toper'di. Yıllardır CHP'nin yönettiği Beşiktaş'a dair eleştirileri vardı. Bunun başında da dedi ki, yani biraz cepte gördükleri için aslında nasıl olsa seçileceğiz diye fazla icraat yapmıyorlar. Beşiktaş iyi yönetilmiyor. Peki siz de Kadıköy'de, yani nasıl olsa Kadıköy'de CHP kazanır mantığıyla yeterince verimli bir belediyecilik yapılmadığını düşünüyor musunuz? Bu anlamda sorunlar ne? Tamam, sorunları söyleyeceğim. Peki şöyle bakın. Demek ki Kadıköy'de Cumhuriyet Halk Parti'den seçilen belediye başkanları Kadıköy'e o kadar iyi hizmet ettiler ki onlar sürekli seçiliyorlar. CHP'li adaylar. Eğer biz iyi hizmet etmeseydik seçmen bizi seçmezdi. Cumhuriyet Halk İdeolojik Parti... değildir bu. İdeolojik değildir. Çünkü Kadıköy'deki hizmetler, sorunları yok mu Kadıköy'ün? Var. Her kenti, yaşayan her kentin sorunları vardır. Gündem değişiyor. Hayatın gündemi de değişiyor, kentin gündemi de değişiyor. Mesela Kadıköy'ün sorunları geçmişte başkaydı, bugün başka. Sorunlar bitmez. Kadıköy'ün en büyük sorunları ne? Birincisi, adına kentsel dönüşüm denilen, fakat bana göre bina yenilemesi olan ve o bina yenilemesiyle başlayıp devam eden sorunlar. Altyapı sorunları. O kentsel dönüşüm, bina yenilemesi hikayesiyle doğan. İkincisi, tüm İstanbul'un sorunu, tüm Türkiye'nin sorunu, trafik, ulaşım. Üçüncüsü, kent yoksulluğu. Bu da tüm Türkiye'nin sorunu. Şimdi herkes Kadıköy'ü sadece Suadiye'den, Bağdat Caddesi'nden, Caddebostan'dan farz ediyor. Kadıköy'ün Fikirtepe'si var.
Kadıköy'ün Hasanpaşa'sı var. Kadıköy'ün Eğitim Mahallesi, Dumlupınar'ı var. Daha dar gelirlerin yaşadığı... Tabii daha dar gelirlerinin yaşadığı, kent yoksulluğunun daha fazla olduğu üniversite öğrencileri var. Üniversite öğrencilerini bu kent yoksulluğunun dışında tutamazsınız. Onlar da Kadıköy'de çok yoğun olarak yaşıyor. Şimdi sorunlar bunlar. Farklı sorunlarda, yaşamdan kaynaklı sorunlar da var. Ama temel sorun derseniz bu üçü. Bunu çoğaltırız. Kadıköy'ün çarşıda, Kadıköy çarşıda yaşayan bir sorun var. Bu da sorun Kadıköy için. Kalabalık ve küçük. Kalabalık. Olsa. Kalabalıktan ziyade şöyle. Kadıköy çarşı şu anda tüm İstanbul'un nefes aldığı, sosyalleştiği bir nokta haline geldi. Kültür sanatın en yoğun olduğu, yaşandığı yer Kadıköy çarşı. Daha önce nerede bu tür ihtiyaçlarını tüm İstanbul gideriyordu? İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda ve çevresinde. Şimdi İstiklal Caddesi ve Beyoğlu'ndaki bu mekan sahipleri ve kültür sanatla ilgili işletmeler buralardan çıkmaya başladılar. Önce Beşiktaş'a gittiler. Beşiktaş'ın çarşısı daha dar ve küçük olduğu için Kadıköy'e geldiler. Şimdi Kadıköy'e geldiklerinden itibaren de Kadıköylülerle bazı anlaşmazlıklar yaşamaya başladılar. Doğal olarak Kadıköy'ün çarşısında, Kadıköy'ün tarihi dokusunda sıkıntılar ortaya çıktı. Şimdi bu da bir sorun. Bunu da çözmemiz gerekiyor. Nasıl bir sorun çıktı tam olarak? Beyoğlu'nun sadece mekanlara taşınmadı. Beyoğlu'nun olumsuzlukları da Kadıköy'e gelmeye başladı. Orada yaşayan, sosyalleşen insanların veyahut da arka sokaklarda farklı çevrelerle ilişkiye giren insanların da oraya gelmesiyle bir güvenlik sorunu, güvenlik sorunu çıktı. Çok fazla Kadıköylünün yaşam alanlarına, yani bir tarafın özgürlüğü bitti, başka bir tarafın özgürlüğünün alanına girmeye başladı. Ondan dolayı Kadıköy'de sorun yaşanmaya başladı. Kadıköylünün değerleriyle çatışmaya başladılar. Kadıköylüyle çatışmaya başladılar. Yani anlaşmazlık yaşamaya başladılar. Bunları somutlarım. Ama bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Bir sorun da o. Şimdi Kadıköy deyince benim aklıma aşırı bir inşaat, aşırı bir yenileşme geliyor. Evet, bir yandan eski binaların yenileniyor olması iyi ama bunun da bir sınırı var. Çünkü işte kamyon trafiği, toz, sürekli bir inşaat kirliliği. Evet. Ve bu aslında bir yanıyla Kadıköy, CHP'nin yönettiği bir Kadıköy'de meydana geldi. Bu anlamıyla sizden önceki belediye başkanının verdiği ruhsatlarla, uyguladığı kentsel dönüşüm politikasıyla bazı eksikleri olduğunu düşünüyor musunuz? Siz kentsel dönüşümde ne yapacaksınız? Bakın şöyle, kentsel dönüşüm uygulaması Kadıköy'de bir bütüncül anlayış içerisinde yapılmadı. Kadıköy'de bina yenilemesi yapıldı. Bina yenilemesi ayrı, kentsel dönüşüm ayrı. Şimdi ikisi arasında teknik olarak farklar var. Bunu uzun uzun konuşurum. Ama çok fazla girmeye gerek yok. Ama Kadıköylü çok yoruldu bu işten. Siz de kabul ediyorsunuz. Tabii Kadıköy, hem Kadıköy yoruldu hem Kadıköylü yoruldu. Şimdi şöyle düşünün. Evinizden sabah çıkıyorsunuz. Akşam geldiğinizde yolunuz kapanmış. Bir tane beton mikseri beton döküyor. Veyahut da yan binanız yıkılmaya başlıyor. Onun o çevreye saçmış olduğu bütün kir, toz, duman sizin evinizin içerisinde. Şimdi buradan Kadıköylü çok yırtpalandı, çok yoruldu. Fakat bir de şöyle bir şey var, bir deprem gerçeği var. Şimdi deprem gerçeğini de göz ardı edemeyiz. İnsanlar da, insanların en büyük hakkı barınma hakkıdır. Bütün uluslararası sözleşmelerde barınma hakkı vardır. Şimdi deprem korkusuyla insanlar belki bunları görmeden, bunları düşünmeden bir bina yenilemesi içine girdiler. Bu bina yenilemesi de Kadıköylü'yü yordu. Önümüzdeki dönemde Türkiye bir ekonomik krizde ve bu ekonomik krizden dolayı ben önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde çok fazla bina yenilemesi işinin Kadıköy'de olacağını tahmin etmiyorum. Bu da ruhsatlardan, ruhsat vermelerden zaten görülüyor. Son 4 yılda verilen ruhsatın 10'da 1'i 2018 yılında, 2019 yılında bugünkü dönem içerisinde verilmiş. Biz kentsel dönüşme nasıl bakacağız? Burada bir virgül koyalım. Tamam. Görmemek için söylüyorum. Çünkü arkadaşlarım araya gitmem konusunda beni uyarıyorlar. Sizin kentsel dönüşüme nasıl baktığınızı konuşarak devam edeceğiz.
İstanbul'un en önemli ilçelerinden Kadıköy'ün CHP adayı Şardil Dara Odabaşı ile konuşmaya devam edeceğiz. Kısacık bir ara, bir yere ayrılmayın. Evet, açık ve nette Kadıköy'ün CHP'li belediye başkan adayı Şardil Dara Odabaşı ile konuşmaya devam ediyoruz. Şardil Bey, kentsel dönüşümde kaldık aradan önce. Siz nasıl farklı bir kentsel dönüşüm anlayışı benimseyeceksiniz? Kentsel dönüşümle, yani ben başlıklara sayayım. Bir, uzlaşmacı bir kentsel dönüşüm modeli geliştireceğiz. Mal sahibi, işi yapan iş sahibi ve belediye o yöreyle ilgili, o kentsel dönüşüm yapılacak alanla ilgili olarak bir uzlaşma sağlayacak. Paylaşımcı olacak. Sadece bir kesimin kazandığı, bir başka kesimin kaybettiği olmayacak. Herkesin... Kadıköy deyince bir yandan da rant geliyor akla. Evet. Tüm Kadıköy'ü bütüncül olarak değerlendireceğiz. Yani Fikirtepe'yi de ayrı düşüneceğiz, Suadiye'yi de ayrı düşüneceğiz. Ama bunların hepsini yukarıdan bir bütüncül Kadıköy anlayışı içerisine bakacağız. Mahalle bazını, mahalleleri, o kültürünü, mahalle kültürünü kaybettirecek birçok projeye izin vermeyeceğiz. Mahalleli olacak. Ama her mahalleye de özgün projeler olacak. Yani çok katlı binalara o kadar tabii, fazla mesela izin Acıbadem'de çok katlı diyelim ki bir mahalle kültürü var. Orada çok katlı binalar yok. Biz de o çok katlı binalar olmasına o mahalleye uygun bir şekilde kentsel dönüşüm modeli geliştireceğiz. Şimdi bunlar dediğim gibi biraz önce çok uzun hikayeler. Bunu uzun konuşulması gereken şeyler. Ben sadece konu başlıkları üzerinden gidiyorum. Kamu yararı gözeten bir kentsel dönüşüm modeli geliştireceğiz. Ortak akılla yapacağız. Ve Kadıköy'ün kent dokusunu kesinlikle bozmayacağız. Ve ne yaparsak yapalım gelecek nesillere hesap verme zorunda olduğumuzu da hatırlayacağız. Nasıl Kadıköy'ü teslim aldıksak, nasıl bir Kadıköy'de yaşadıksa bu Kadıköy'ü gelecek nesillere de o şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Şimdi projeleri de son olarak zamanımız dar ama tabii. Projelerinizi de merak ediyordur şöyle, seçmeniniz. En iddialı olduklarınızı söyleyeyim. Bizim bütün proje en iddialıdır. Bizim bütün projelerimiz iddialı. Ve bütün projelerimizin temelinde insan var. Biz insana dokunan belediyecilik yapacağız. İnsanı öne alan, insanı öne çıkaran belediyecilik yapacağız. 21 mahallemiz var, 5'inde kreş var. 21 mahalleye 21 kreş yapacağız. Fakat o kreşlerin sadece mimarisine veyahut da binanın güzelliğine bakmayacağız. İçindeki çocuklara da dokunacağız. Onların en iyi eğitim alarak oradan mezun oldukları zaman ayakları yere basan birer birey olmasının öncülüğünü yapacağız. Kreşler. Atatürk Çocuk Kütüphaneleri yapacağız. Kadıköy'ün özellikle biraz önce saydığım dezavantajlı 4-5 mahallesinde öncelik vererek burada onlara dokunacağız. E-spor takımı kuracağız. Nedir bu oyun? Tabii yani bu oyun üzerinden kurulmuş fakat tüm dünyada şu anda çok revaçta olan bir spor. Gençlerin hoşuna gidebilecek evet. Bir proje. Ve bunları ortak çalışma alanları ve kamp alanlarını oluşturarak beraber olma kültürünü, takım olma kültürünü geliştireceğiz. Kadıköy'de bir sığınma evi var. İkinci sığınma evini yapacağız. Kadınlar için. Kadın yaşam evi yapacağız. Kadın yaşam evindeki amacımız da şu. Sığınma evinde karşılaştıkları bürokratik engellerden dolayı kadınlarımız daha iyi eğitim, tırnak içerisinde işe hazırlık noktasında eğitim almaları gerekiyorken buralarda alamıyorlar. Bir yaşam evlerinde eğitimlerini hayata daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. Yeni doğan çocuklara bir doğum paketi vereceğiz. Ve lohusalık döneminde annelerin üzerlerinden bir yükü alalım diye evlerine yemek göndereceğiz. 40 gün boyunca, 40'ı çıkana kadar. Özellikle ihtiyacı olan bölgelerde bunları da diğer kadınlardan satın alacağız. Hem de kadın istihdamını arttıracağız. Üst komşusundan, yan komşusundan, arka sokağından bunu Kadıköy Belediyesi olarak organize edeceğiz. Ve oralardan satın aldığımız bu yemekleri o aileye göndereceğiz. Hem kadın istihdamına öncülük hem de o ailenin, o kadının bir sorununu çözmüş olacağız. Kadıköy'de çalışan annelerin ve çalışan babaların da çalışma saatlerini düşünerek yuvalardaki çalışma saatlerini buna göre
ayarlayacağız. Yani daha geç mi çıkacak çocuklar yuvalardan? Eğer mesela 7.30-19.30 planlamamız, bu süreç içerisinde çalışan personelimizi de düşünerek işte erken gelen geç gidecek, geç giden geç gelen daha geç çıkacak şeklinde nöbetleşe sistemiyle. Ama anne babalar böyle koştur koştur. Koştur koştur olmayacak. Çünkü böyle anne baba alamadığı zaman bunu babaanneler, dedeler alıyorlar. Onlara da bir sıkıntı çıkıyor. Kadıköylü aktif yurttaştır. Kadıköylünün, Kadıköy Belediyesi'nin karar alma süreçlerine katılmasını sağlayacağız. Bunun da temelinde hepimizin elindeki akıllı telefonlarla bir dijital Kadıköy projemiz var. Dijital Kadıköy'le Kadıköylü yurttaş Kadıköy Belediyesi ile interaktif iletişim içerisinde olacak. Kadıköy Belediyesi'nin almış olduğu kararlara ve Kadıköy Belediyesi ile ilgili şikayetlere ulaşmak istiyor. Bizim şu an spor salonumuz inşaat halinde, tiyatro salonumuz, yeni tiyatro salonumuz inşaat halinde. Spor salonlarından olimpiyatlara oyuncu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biraz önce söyledim, bizim temelimizde insan var. O insana dokunmak var. Tiyatro salonlarından daha farklı tiyatro sahneleri, tiyatroları sahnelemekle beraber Kadıköylü'nün de tiyatro yapmasını istiyoruz. Ve oradan da çıkacak tiyatrocuları dünyanın çeşitli yerlerinde oyun sergilemelerini hedefliyoruz. Çok güzel. Şardil Bey, süremizin sonuna geldik. Son bir cümleyle kapatmamız lazım. Bizden sonra da program var. Anlatacak çok şey var. Benim belediyecilik anlayışımda şu olacak. Kadıköy'ün temeli, Kadıköy'deki her insan mutlu olursa ben de mutlu olacağım. Kadıköylü mutsuzsa ben de mutsuzum. O belediyenin kapısından girip mutsuz giren herkesin mutlu bir şekilde çıkmasını sağlamak benim Kadıköylük anlayışım. Kadıköy belediyecilik anlayışım ve Kadıköy'de bir rol model belediyecilik yaparak diğer belediyelere ve tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz. Yolunuz açık olsun diyelim. Çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Açık ve Net'in sonuna geldik. Hoşça kalın.